Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Bu video analizimizde sizlerden en fazla soru almış olduğum 10 adet hissenin hızlı bir şekilde pratik, genel ve teknik takas görünümlerini ifade eden bir analiz aktaracağım. Yaklaşık 10 dakika civarında bitirmeyi tamamlıyorum. En çok sormuş bulunduğunuz 10 hissenin hızlı bir bakış açısıyla son durumlarını incelemeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere çok zorlu bir haftayı geride bıraktık ve bu haftanın gündeminde yurt dışının genel verilerinin, genel gelişmelerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz kararı, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak harekat ve Cuma günü itibariyle Fitch'ten beklenen kredi notumuzla ilgili bir değişim var mı yok mu şeklindeki vaziyette. Merkez Bankası ve Fitch herhangi bir değişiklik yapmadı. Beklenenin aksine bir tavır sergilemedi. Ancak endeks son 2 gün özellikle haftanın son 2 günü özellikle çok zorlu bir süreç yaşadıktan sonra haftanın son saniyelerindeki atağıyla 90 bin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks üzerinde ayrıntılı bir analizin bu gece veya yarın vereceğim. Şimdi sizlerin sorularınız, en çok sormuş olduğunuz hisseler bazında derlemiş olduğum 10 hissenin ilki olan Türk Hava Yolları'na gelelim. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın son kapanışı 14.96. Pazartesi günü için pivot seviyemiz 15.01. Dolayısıyla pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış gerçekleştirdiği için Türk Hava Yolları günlük bazda olumlu bir teknik görünüme sahip değil. 14.67 birinci direnci olarak görülmekte, pardon birinci desteği olarak görülmekte. 14.43 ve 14.09 ise Pazartesi günü itibariyle takip edilmesi gereken destekler konumunda. Haftalık pivot verilerine baktığımız zaman ise 14.96'lık kapanış değerinin ardından haftalık pivot seviyemiz 15.26 imiş. Bu hafta için takip edilmesi gereken en önemli seviye 15.26'nın üzerine çıkılıp çıkılamadığı meselesidir. Bu seviyenin aşağısında kaldıkça 15.26 seviyesi bir direnç konumunda oldukça 14.16, 13.66 ve 12.56'ya kadar devam edebilecek. Tabii ki bu bir teknik ihtimaldir. Piyasa şartları burada en önemli faktör konumunda olacaktır. Bir geri çekilmenin söz konusu olabilme ihtimali teknik anlamda mevcut görünmekte. Özellikle 15.26'nın aşağısında mı kalıyor yoksa bu seviyenin üzerinde mi çıkabiliyor ve bu seviyeyi destek mi yapabiliyor? Bunun takibi şart. Arkadaşlar, teknik sistemimiz borsapivot.com sitesinde yayınlanmakta olan teknik analiz sistemlerine göre teknik sistem 8 gün önce 15.96 seviyesinden bir sat sinyali üretmiş ve 8 günlük süreçte %6, %7 oranında bir kayıp oluşmuş sinyal sonrasında. Türk Hava Yolları'nın takas durumuna bakacak olursak, takas konusunu arkadaşlar 1 Aralık, daha doğrusu Aralık ayının başlangıcıyla son içinde bulunduğumuz süreyi dikkate alarak bir mukayese yapmaktayım. Türk Hava Yolları Aralık ayının başında City Yabancı'nın %38,73 pozisyonu var iken son tarih itibariyle yani Cuma günü itibariyle %36,91'e inmiş. Yani Türk Hava Yolları'nda yabancının bir satış eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Yine Deutsche Yabancı'ya baktığımız zaman Aralık ayı başında %20,93 pozisyona sahip iken son durum itibariyle %20,62'ye gerilemiş olan bir vaziyeti söz konusu. O halde Türk Hava Yolları'nda yabancı satışının var olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları geçtiğimiz hafta yaşamış olduğu para giriş çıkış verileri itibariyle son gün yani Cuma günü itibariyle 21 milyonluk bir para çıkışı yaşamış ve genel anlamda haftanın genel görünümü olarak da 42 milyon civarında bir para çıkışına maruz kalmış. İkinci hissemize gelelim arkadaşlar, Aselsan. Aselsan son kapanışını 23.88 ile gerçekleştirmiş. Yoğun bir satış baskısına maruz kaldı. Özellikle haftanın son günü. Pivot seviyesi 24.11 olarak belirlenmiş pazartesi günü için. Dolayısıyla Aselsan'ın öncelikle 24.11 üzerine çıkması gerekiyor. 24.11 aşağısındaki günlük seyirde 23.37, 23.09 ve 22.35'e kadar devam edebilecek olan bir olumsuzluk içerisinde olabilir. Haftalık pivot değerlerine baktığımız zaman ise Aselsan için bu hafta takip edilmesi gereken en kritik seviye 24.50. 24.50 seviyesinin üzerine çıkılamadığı müddetçe, haftalık pivot seviyesi destek konumuna getirilemediği müddetçe 22.50 ve 21.90'lara kadar geri çekilme riski
söz konusu olabilir imiş pivot sistem verilerine göre. Değerli arkadaşlar, teknik sistemin vermiş olduğu sinyal durumuna baktığımız zaman ise Aselsan için 9 gün önce 26-29 seviyesinden bir olumsuz sinyal oluşmuş ve bu olumsuz sinyalin ardından ise %9-18, %9-41 civarlarında, yani maksimum görmüş olduğu en düşük seviye itibariyle %9.41, son kapanışı itibariyle de %9.18'lik bir kayıp oluşmuş 26.29 seviyesindeki sinyal ardından. Bir sonraki, pardon, Aselsan'ın takas durumuna bakacak olursak, Aselsan'ın Aralık başındaki City yabancı pozisyonu 21.15 iken, Aselsan'da son durum itibariyle City yabancının oluşan geri çekilmelerde pozisyon artırdığını görüyoruz. %21.15'ten %22.11'e çıkmış durumda. Deutsche yabancı ise %12.87'lik bir pozisyona sahip iken Aralık başında son durum itibariyle %10.35, yani %2.5 civarlarında bir pozisyon azaltımına gitmiş durumda. Ve iş yatırıma baktığımız zaman ise 10.76'lık pozisyonunu son durum itibariyle %11.03'e yükseltmiş durumda. Aselsan'ın hafta içerisinde yaşamış olduğu para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman hafta genelinde istikrarlı bir şekilde para çıkışı olduğunu görüyoruz. En son 16 milyon civarında bir para çıkışı yaşanmış ve 5 günlük net para çıkış seviyesi ise 51 milyon civarında oluşmuş. Bir sonraki hissemiz olarak arkadaşlar Kardemir'e geliyoruz. Kardemir bildiğiniz üzere demir çelik sektöründeki olumsuz görünüm, çelik fiyatlarının gerileme eğilimi ve ticaret savaşlarından çok ciddi şekilde etkilenmiş bir hisse konumunda. Son kapanışını 2.15 ile gerçekleştirmiş. Günlük pivot seviyesi, yani pazartesi günü için pivot seviyesi 2.17. Dolayısıyla 2.17'nin aşağısındaki bir Kardemir seyri 2.08, 2.03 ve 1.94 desteklerine kadar geri çekilme ihtimalinin olabileceğini ifade etmekte. Takip edilmesi gereken destekler bunlar olup haftalık kapanışı 2.15 olmakla haftalık pivot seviyesi 2.21, 2.21 aşağısında kalmamalı. Haftalık görüntü itibariyle, bu hafta itibariyle 2.21 üzerine çıkıp burayı destek yapabilmesi durumunda Kardemir için teknik anlamda bir düzelme eğilimi olduğundan bahsedebiliriz. Ama 2.21 aşağısındaki bir haftalık görünüm Kardemir için olumsuz bir seyrin devam edebileceği anlamını ifade ediyor. 2.01 ve 1.92 seviyelerinde Kardemir'in haftalık desteklerini görmekteyiz. Ve teknik sistemimiz arkadaşlar 3.85 seviyesinden 40 gün önce sat sinyali vermiş ve bu sinyalin ardından Kardemir'de %44-45 oranında bir değer kaybı yaşanmış. Kardemir'in son takas durumuna bakacak olursak, Aralık ayı başında, gördüğünüz gibi 3.12 tarihi, Aralık ayı başında City yabancının %16.09'luk pozisyonu var iken son durum itibariyle bu pozisyon %15.21'e gerilemiş durumda. Garanti yatırımın %13.11 pozisyonu var iken son durum itibariyle garanti yatırım bir miktar alım yapmış ve %13.79'a ulaşmış. Dolayısıyla City yabancının satış eğilimi içerisinde olduğunu ama çok yüksek bir satış bu hafta itibariyle yapmadığını görmekteyiz. Arkadaşlar Kardemir'in son para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman Cuma günü itibariyle 10 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış. Kardemir hafta içerisinde genel anlamda para çıkış eğilimi var ama çok yüksek bir para çıkışı olduğunu söyleyemiyoruz. Perşembe günü ve çarşamba günü cüz'i miktarlarda para çıkışları yaşanmış. 5 günlük para çıkış neti ise 12 milyon civarında. Geçelim bir başka hissemizde Cemaş. Evet arkadaşlar, Cemaş da çok büyük bir geri çekilme eğilimi yaşadı ve son haftayı çok önemli bir değer kaybıyla tamamlamış durumda. 0.83'lük bir kapanış gerçekleştirmiş. Haftalık günlük pivotu pazartesi günü için 0.85 olup 0.85 aşağısında kalacak olur ise 0.76-0.71 destekleri ön plana çıkıyor. Haftalık pivot seviyesi 0.93 olup 0.93'ün üzerine çıkamadığı müddetçe Cemaş için olumsuz eğilimin devam edebileceğini ve bu seviyenin aşılması durumunda ancak Cemaş'taki satışların dindiğini ve bir şekilde bir tepki eğilime girebileceğini düşünmek mümkün olabilecektir. Arkadaşlar Cemaş konusunda teknik sistem 2.73 seviyesinden 26 gün önce bir sat sinyali üretmiş ve bu sinyal sonrasında Cemaş'ta %70 civarında bir değer kaybı söz konusu olmuş. Cemaş'ın takas durumuna bakacak olursak, İş Yatırım Cemaş'ta takas lideri. Aralık ayı başında İş Yatırım'ın %43.31 pozisyonu var iken
102 milyon civarında bir 102 milyon lot civarında bir pozisyon sahibiyken son durum itibariyle iş yatırımın %33.91'e yani %10 civarında bir satış yaptığını, pozisyonunun azaldığını ve pozisyon miktarının ise 102 milyondan 80 milyon seviyelerine gerilediğini görmekteyiz ve yine Deniz Yatırım %23 olan pozisyonunu %14 seviyelerine düşürmüş. O halde takas liderlerinin takasta öncü durumda olan kurumların önemli satışlar yapmış olduğunu görmekteyiz. Bu satışları ise karşılayan diğer yatırımcılar konumundaki 76 milyonluk bir miktara baktığımız zaman ise ilk 5'in dışında kalan ve küçük yatırımcı olarak tabir ettiğimiz yatırımcılar tarafından bu satışların karşılanmış olduğunu görüyoruz. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Ereğli. Yine Kardemir'de olduğu gibi demir çelik sektörünün sektörel etkisinden çok ciddi bir şekilde etkilenmekte olan bir hisse. 7.54'lük bir kapanış seviyesi yaşamış. 7.55 pivot seviyesi. Pazartesi günü için pivot seviyesine yakın bir kapanış yapması nedeniyle 7.55 üzerinde olup olmadığı yakinen takip edilmeli. Haftalık pivotu 7.57 çok yakın seviyeler imiş. 7.57 üzerine yerleşebilir ise 7.80 ve 8.09 dirençlerine yönelme ihtimalinin var olduğunu söyleyebiliriz. Teknik sistem 10.76 seviyesinden 46 gün önce bir sat sinyali üretmiş ve %30 civarlarında bu sinyalin ardından bir değer kaybı yaşanmış. Arkadaşlar Ereğli'nin takas durumuna bakacak olursak City Yabancı'nın Aralık ayı başında %27.96'lık bir pozisyonu olduğunu görmekteyiz. City Yabancı %27.58 seviyesine geriletmiş pozisyon durumunu. Ufak bir geri çekilme var diyebiliriz. Ufak bir satış miktarı var diyebiliriz. Yine HSBC ve Deutsche'nin de küçük miktarlarda takas değişimleri olduğunu görmüş bulunmaktayız. Çok yoğun bir yabancı satışının Aralık ayı için var olduğunu söylemek pek mümkün görünmemekte. Ereğli'de haftalık anlamda yaşanmış olan para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman haftanın son günü itibariyle 2,5 milyonluk bir para çıkışı yaşanmış. Ancak bir gün önce yani perşembe günü 23 milyon ve çarşamba günü 12 milyon gibi girişlerin olması Ereğli'nin 5 günlük net bazında 6,3 milyonluk bir para girişi yaşamasına neden vermiş. Önemli bir para çıkışının olmadığını da buradan da anlamak mümkün olabiliyor. Arkadaşlar Garanti Bankası'na geldiğimiz zaman bankacılık sektörüyle ilgili olarak son 2 ayda olumlu gelişmeler vardı ama özellikle Akbank'ın bedelli sermaye artırımına gitmiş olması nedeniyle bankacılık sektörüne yönelik de bir baskı oluştu. Garanti Bankası yine de güçlü kalmayı başaran banka hisselerinden birisi son kapanışını 7.76 seviyesinden gerçekleştirmiş ve pivot seviyesi 7.70 olmakla pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiği için günlük anlamda Garanti Bankası'nın teknik görünümünün çok da kötü olmadığını söylemek mümkün olabilir. 7.89, 7.96 ve 8.15 seviyeleri pazartesi günü itibariyle günlük pivot verileri açısından takip edilmesi gereken direnç seviyeleri, desteklerimizi burada görmektesiniz. 7.63 ve 7.44 seviyeleri, haftalık pivotu 7.76 olup son kapanışı haftalık pivotuyla aynı durumda. Dolayısıyla haftalık anlamda da güçlü bir kapanış yaptığını söylemek mümkün. 7.76 destek olabilir ise Garanti Bankası için olumlu eğilimin devam etmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası 7.96 seviyesinden teknik sistemimiz tarafından kısa vadeli teknik sistemimiz tarafından sat sinyali üretmiş. %2.51 civarında son kapanışa göre görmüş olduğu en düşük seviye 7.49 itibariyle de %5.96 civarlarında bir değer kaybı yaşamış bu sinyal ardından. Takas durumuna bakacak olursak ise Aralık başında Garanti Bankası ile ilgili olarak City Yabancı'nın %41.03'lük bir pozisyonu var iken bu miktar Aralık son işlem günü itibariyle %40 seviyesine gerilemiş. Aslında 0.50 civarında küçük bir satış görmekteyiz. Yine Deutsche Yabancı'nın %29.20 olan pozisyonu 28.83'e gerilemiş. Yine %0.40 gibi çok önemli olmayacak düşük miktarlarda bir yabancı satışını görmüş bulunuyoruz. Garanti Bankası'nın hafta içerisindeki para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman 58 milyon gibi bir net rakam görmekteyiz. Hafta içerisinde genellikle para girişleri yaşamış. Son 2 gün itibariyle de 26 milyon, 27 milyon ve 32 milyon civarında para girişi yaşamış olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar Koza'ya geliyoruz. Koza ise son kapanışını 7.59 seviyesinden gerçekleştirmiş. 7.66 pivot seviyesi olması nedeniyle pivot seviyesinin altında bir kapanış ve bu durumda
Pazartesi günü itibariyle 7.66 üzerine çıkması gerekiyor. Bunun altında kaldığı süreçte 7.35 ve 7.38 destekleri ön plana çıkabilir. Haftalık kapanış 7 haftalık pivot verileri itibariyle pivot seviyemiz 7.67. Günlük pivota çok yakın bir noktada. Dolayısıyla bu seviyenin aşağısında kalması durumunda hafta için, önümüzdeki hafta için geçerli olmak kaydıyla 7.15 ve 6.78 seviyeleri pivot destekleri olarak izlenebilecek seviyeler olmuştur. Ve Koza'nın teknik sistem itibariyle baktığımız zaman ise bugün, yani cuma günü itibariyle bir sat sinyali ürettiğini görmüş bulunmaktayız kısa vadeli teknik sistem itibariyle. Arkadaşlar, Koza'nın takas durumuna bakacak olursak Aralık ayı başında %35.46 olan yabancı takası, City yabancı takası %42 seviyelerine ulaşmış. Yani %7 civarında yabancının Koza'da alım yaptığını, 62 milyon civarındaki lot miktarını 73-73,5 milyon civarına ulaştırdığını görmekteyiz. Ve yine Dörçe yabancının %16 olan pozisyonunu %15-66'ya, ufak sayılabilecek olan bir miktarda düşürdüğüne tanık oluyoruz. Ancak burada dikkat çeken City yabancının özellikle %35'lik pozisyonunu %42 seviyesine ulaştırmasıdır. Evet, TT.com'a geliyoruz, Türk Telekom'a geliyoruz arkadaşlar. Son kapanışını 3.71 ila gerçekleştirmiş, pivot seviyesi 3.73, o halde pazartesi günü için günlük pivot anlamında olumsuz bir kapanış yapmış, 3.73 üzerine çıkması gerekiyor. Bunun aşağısında kaldığı müddetçe 3.63, 3.56 ve 3.46 destekleri pazartesi günü için gündeme gelebilir. Haftalık pivot bazında baktığımız zaman ise haftalık pivot seviyesi 3.77, bu anlamda 3.77'nin aşağısında kalan bir haftalık görünüm olursa 3.55, 3.45 ve 3.23 destekleri gündeme gelebilir. 3.77 üzerinde kalmak koşuluyla 3.87, 4.09 ve 4.19 dirençlerini zorlayabilir. Arkadaşlar, teknik sistem itibariyle 2 gün önce bir sat sinyali oluşmuş, 3.80 seviyesinden oluşmuş ve 2.5-3.5'lar civarında bir sinyal sonrası değer kaybı yaşanmış. Takas durumuna bakacak olursak Türk Telekom'un arkadaşlar, Aralık ayı başında %28.19 City yabancının takas payı varmış. Bu miktar son durum itibariyle %30.50'ye ulaşmış. Yaklaşık %2'nin biraz daha üzerinde bir artış gözleniyor. Emeklilik yatırım fonunun 19.85'lik pozisyonu 19.60'a inmiş. Deutsche yabancıya bakalım arkadaşlar. 9.45'lik payının Deutsche yabancıda %10.53'e ulaştığını görüyoruz. Özetle TT.com'da da, Türk Telekom'da da yabancının ilgisi olduğunu ve takas payını artırma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Türk Telekom bu hafta içerisinde arkadaşlar son gün itibariyle 1.8 milyonluk bir para çıkışı yaşamış olsa da hafta genelinde gördüğünüz gibi bir gün önce, iki gün önce, üç gün önceki rakamlara baktığımız zaman para girişlerini görüyoruz. Genel anlamda %19 milyon 20 milyon civarında bir para girişi yaşamış hafta genelinde. Evet arkadaşlar, şok marketlere geliyoruz. Şok market 10.97'lik kapanış gerçekleştirmiş. Pivot seviyesi 10.95. Dolayısıyla pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiği için bu seviyenin destek olması şart ve koşuluyla 11.19, 11.39 ve 11.33 ve 11.63 dirençleri takip edilebilir pazartesi günü için. Yine 11.07 haftalık pivot seviyesiymiş. Ancak bu pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olmuş. Bu manada 11.07'nin üzerine çıkmak ve burayı destek yapmak koşuluyla şok marketin teknik anlamdaki olumlu görünümünü veya temkinli iyimser görünümünü devam ettirebileceğini düşünmek mümkün olabilecektir. Teknik sistem arkadaşlar 10.39 seviyesinden 15 gün önce bir al sinyali üretmiş ve bu sinyal sonrasında gördüğü 11.70 en yüksek değeri itibariyle %12.61, son kapanışı itibariyle de %5.29 primli durumda sinyal sonrasında. Şok marketin takas tablosuna bakacak olursak Aralık ayı başında ünlü menkul değerlerin %47.78'lik bir payı olduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir değişim yaşanmamış. City yabancının ise %32.38'lik bir pozisyonu var iken bu miktar %32.64 seviyesine yükselmiş durumda. Ünlü menkul değerlerin yabancı pozisyonu taşıyan bir aracı grup olduğunu da söylemem gerekiyor. Yine Deutsche yabancının %16.11 olan pozisyonu %16.12'ye çıkmış. Özetle şok market Aralık ayı içerisindeki işlemleri itibariyle herhangi bir yabancı satışına maruz kalmamış. Endeksteki geri çekilmeye rağmen şok marketlerde yabancıların bir satış eğilimi içerisinde olduklarını görmüyoruz. Para giriş çıkış durumuna bakacak olursak ise arkadaşlar son gün itibariyle 741 bin liralık bir para girişi yaşanmış. Perşembe günü itibariyle 2.5 milyon civarında bir çıkış olmuş.
Genel anlamda ise 1.3 gibi önemsiz bir miktarda bir para çıkışı yaşamış hafta genelinde. Arkadaşlar Petkim'e gelecek olursak, Petkim 5.15 son kapanışıyla 5.11'deki günlük pivotunun, pazartesi günü için geçerli olan günlük pivotunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Bu durumu olumlu algılayabiliriz. 5.24, 5.28 ve 5.41 dirençleri pivot dirençler olarak takip edilebilir. Haftalık bazda baktığımız zaman ise haftalık pivotunun 5.12 olduğunu görüyoruz. Yine 5.15'lik kapanışıyla pivot seviyesinin, haftalık pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş olması olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Haftalık dirençlerini ise şurada görmekte olduğunuz gibi 5.34, 5.49 ve 5.71 olarak pivot sistem hesaplamış durumda. Arkadaşlar teknik sistem 8 gün önce 5.18 seviyesinden bir sat sinyali üretmiş. Hala bu sinyal devam ediyor, ancak bu sinyal her an değişebilir. 0.58 ve görmüş olduğu maksimum minimum değer olan 4.91 itibariyle de en fazla 5.21'lik sinyal sonrası bir değer kaybı rakamına ulaşmış bulunmaktayız. Petkim'in takas verilerine bakacak olursak Aralık ayı başında City yabancının %26.33'lük bir pozisyonu olduğunu görüyoruz. Bu pozisyon son durum itibariyle %26.87'ye 0.50 gibi bir artış yaşamış. Deutsche yabancının ise %16.16 olan pozisyonunun %15.65'e düştüğünü görmüş bulunmaktayız. Dolayısıyla Deutsche yabancının satışlarının City yabancı tarafından karşılanma eğiliminin var olduğunu söylemek mümkün olabilecektir. Son para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman ise net anlamda son haftanın 7 milyonluk para girişiyle geçirmiş durumda. Haftanın son gününü, son 2 gününü ise para girişleriyle geçirmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlar, 10 dakikada bitireceğimi söylemiştim ama maalesef bitirmeye çalışacağımı söylemiştim ama maalesef bu süre uzadı. Mevcut analizimde aktarmış olduğum bilgiler Matrix programından alınmış olan verilerdir ve yine borsapivot.com'un teknik analiz sonuçlarıyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmasından esinlenerek teknik sistem sinyallerini sizlere aktarmış bulunmaktayım. Eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle. Şimdilik hoşça kalınız. Endeks hakkındaki genel görüşlerimi ise dediğim gibi bu akşam veya yarın aktarmaya gayret göstereceğim. Hoşça kalınız.